konuşa doğrudan herkese iyi akşamlar diliyorum efendim. Ben Gözde Kuyumcu, piyasalara dair son notları ve başlıkları aktaracağız. Önce tabii bugünün yine önemli verilerinden ABD üretici fiyat endeksi açıklandı. Beklentiler dahilinde ama yıllıkta hala çok yüksek 10.8, aylık bazda 0.8. Bir anlamda aylık bazdaki fiyatların artış hızına baktığımız zaman orada yükselişin sürdüğünü söyleyebiliyoruz. Yani 0.4 önceki veri 0.8 oldu Mayıs'ta aylık üfe. Hazine bugün iki ihaleye çıktı. 5 yıl vadeli tahvil ihalesinde net satış 16 milyar TL oldu. Bileşik faiz ise 19.45. Bugün özellikle Merkez Bankası'nın bankaların yabancı para yükümlülükleriyle ilgili olarak yapmış olduğu değişiklik sonrasında tahvil fiyatlamalarında bir aşağı yönlü seyir izlendi. Birazdan detaylı olarak aktaracağız bunun detaylarını. Zaten gün boyu da konuşuldu. Zorunlu karşılıklarla ilgili şu anda mevcutta bu düzenleme bankaların elinde tutacakları 5 yıllık tahvil zorunlu karşılık olarak 5 yıllık tahvil tutmaları, hazine tahvili tutmaları zorunlu hale getirildi. Bakalım nasıl bir yorum getirecek Serdar Paz'ı birazdan bizlerle olacak diyelim. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan açıklamalar var. Zaten uzunca bir süredir enerji krizini konuşuyoruz. Bu ayrı bir konu ama enerji krizi nedeniyle birçok ülkenin mevcut politikalarını gözden geçirerek geçirdiğini ve özellikle bundan sonrası için geri dönüşü olmayan bir yola girildiğini düşünüyorum dedi. Ve fosil yakıtların önemi giderek azalacak, kaybedecek demiyorum ama zaman içerisinde ciddi anlamda azalacak dedi. Yepyeni bir düzen kurulduğunu belirtti. Bunun da detaylarını konuşacağız diyelim. Şimdi önce Serhan Yenigün'e döneceğiz yatırım finansmanından bizlerle. Serhan iyi akşamlar, hoş geldin. Ne dersin bugünkü piyasa fiyatlamalarına ilişkin? Evet, şimdi karışık bir piyasa atmosferi içerisindeyiz. Amerika'da bir süredir çok güçlü bir satış baskısı var ve bu bütün küresel borsaları etkiliyor. Yakın zamanda görülen zirvelerden geri çekilme %20'yi buldu. İşte ayı piyasasına teknik anlamda girildi. Bütün önemli destekler aşağıya kırıldı vesaire ve bunlarla beraber de işte stagflasyon kaygısı, Fed daha fazla faiz artırabilir beklentileri. Bunlar ciddi bir moral kaybı yaratıyor borsalar üzerinde. Dün çok güçlü bir orada da geri çekimi vardı. Bugün sabaha geldiğimizde ABD vadeleri biraz tepki veriyordu ki her böyle sert satış günü sonrasında bir tepki olduğunu zaten görüyoruz. O yüzden biz de içeride olumlu bir başlangıç bekliyorduk bugüne. Öyle de oldu. Borsamız güne pozitif başladı ama sonrasında bir miktar geri çekilme yaşadık. Şimdi tekrar toparlanıyor. Şimdi ben bütün bu hikaye içerisinde şunu bugün vurgulamak istiyorum. Az önce senin de paylaştığın gibi Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık tarafında attığı adım içeride özellikle uzun vadeli tahvil faizlerini ciddi anlamda aşağıya çeken bir etki yaratıyor ki bugün yaklaşık 200 bas puan aşağı geldi. Fakat son bir haftada da %25'leri görmüştü 10 yıl vadeli tahvil faizi. Şu an 19.5'larda yaklaşık 550 bas puanlık bir aşağı yönlü hareket var. Şimdi biz biliyoruz ki analistler şirketleri değerlerken değerlemelerinde iskonto faktörü olarak risksiz faiz oranı olarak bu 10 yıllık TL bazındaki tahvilin faizini kullanıyor. Dolayısıyla da bu faizin aşağıya gelmesi iskonto faktörünün azalmasına, bu nedenle de gelecekteki nakit akımlarını bugüne indirip bir hedef fiyat hesaplarken daha yüksek bir değer bulmanıza sebep oluyor. Yani bu çok teknik bir ifade belki ama bunu özetle şöyle söyleyeyim. Faizlerdeki gerileme borsa için pozitif. Ve buradaki bu pozitifliğin ölçüsü de her 100 bas puanlık gerilemede yaklaşık olarak %7 civarında endeks hedefini yukarı çekiyor. Şirketler bazında farklılık gösterebiliyor değerleme modelleri nedeniyle. Bankalarda mesela %10 yukarı çekebiliyor hedef değerleri ama sanayi şirketlerinde bazılarında %5, bazılarında %8 yukarı çekiyor. Dolayısıyla da borsa geneline baktığımızda yaklaşık %7, %8 yukarı çekiyor. Şimdi ben az önce Terminal'den, Bloomberg'den analistlerin Borsa İstanbul için ortalama hedefi nedir diye baktığımda 3150 puan civarında bir hedef değer buluyorum. Bu 12 ay vadede son 3 ayda paylaşılmış olan analist hedefleri. Şu an endeks 2500'lerde yaklaşık %25'lik bir potansiyel var. Ama bunun üstüne faizlerdeki sadece bugünkü gerilemeyi bile eklesek
%42 gibi bir potansiyel çıkıyor. Bu oldukça güçlü, oldukça cazip bir potansiyel. Bunu enflasyonla, bugünkü enflasyonla kıyaslamak, hatta bir yıllık, iki yıllık beklenen enflasyonla kıyaslamak bile belki şu an çok doğru olmayacaktır. Enflasyonla çok ciddi dalgalanma gördüğümüz bir dönemdeyiz ama son dönemde Borsa İstanbul'da görülen upside'lara göre bakarsak %42'lik bir potansiyel getiri endeksten daha güçlü kalacağı düşünülen şirketler açısından oldukça pozitif. Bunu bir kere koyalım. Bir de şunu hatırlayalım. Biz fiyat kazanç oranını sizlerle bu yayınlarda ben sürekli paylaşmaya çalışıyorum ve Türk şirketleri şu anda işte 4,5 civarında fiyat kazanç oranlarıyla yıllık karlarının sadece 4,5 katından işlem görüyor. Bu da Türkiye tarihinde görmüş en düşük çarpanlar ve hak etmediğimiz bir çarpan seviyesi. Daha üstünde, çok daha yukarıda çift tane rakamlara yakın olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Gelişmekte olan ülke borsalarının genelinde 11 çarpanlar, 11,5 çarpanlar var şu anda. Dolayısıyla bunları birleştirdiğimiz zaman Borsa İstanbul değerleme olarak zaten ucuz. Değerlemeleri yukarı çekebilecek bir adım atıldı. Bugün tabii bu Borsa İstanbul için atılan bir adım değil ama ben borsa gözüyle bakarak, izleyenlerimizin de önemli bir bölümünün hisse senedi piyasasıyla ilgili olduğunu bildiğim için bunu söylüyorum. Bu gelişmelerin bizi dışarıdaki satış baskılarına karşı rağmen koruyacağını ve dışarıdaki satış baskısı dindiğinde bizdeki bu gizli kalmış değerin açığa çıkacağını, yani yatırımcı iştahının ilgisi artacağını düşünüyorum. Dışarıya da baktığımda işte Almanya DAX endeksi biraz önce artı bölgeye geçti. ABD borsaları pozitif tarafta açıldı. Orada da bir tepki arayışı var. Yani o %20'lik düşüş, ayı piyasasına giriş belki kitabi akademik ifadelerle ve teknik anlamda bir şeyler gösteriyor. Fakat yakın zamanda bir tepki görmüştük benzer seviyelerden. Yine buralardan bir tepki gelirse bu sefer de teknik anlamda belki de ikili dip olacağını konuşuyor olacağız. Bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde bence borsalar için, Borsa İstanbul için görünüm oldukça olumlu tarafta. Kısa vadeli ajandada neye bakmak gerekiyor? Çok kısaca da onu söyleyeyim. Yarın akşam FED kararları açıklanacak. Bir süredir 50 bas puanlık faiz artırımı bekleniyor ama 75 bas puanlık faiz artırım olasılığından dünden beri bahsediliyor. Bugün gelmiş olan 3,5'taki üfe biraz gerileme gösterdi. Beklentinin altında kaldı. Belki o 75 bas puanlık fiyatlamanın tekrar 50'ye doğru gevşemesine sebep olabilir. Ama şu da bir gerçek ki Amerika'da uzun süre boyunca daha enflasyonla belli ki uğraşacaklar. Fed bunun için belki adımlarını hızlandırmak zorunda kalacak. İşte bu soru işaretleri yarın akşam 9'da Fed toplantısı sonrasında faiz kararı ve çeyreksel bazda yapılan o projeksiyonlarla gelecek döneme dair tahminlerle, FED üyelerinin tahminleriyle biraz daha netleşecek. Muhtemelen biz Perşembe sabahından itibaren biraz daha yönünü belli eden ve tabii umarım rahatlama tarafında yönünü belirleyen bir Borsa İstanbul takip edeceğiz. Erhan Yenigün, çok teşekkür ediyorum. Araştırma masasına döneceğiz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar, iyi akşamlar, hoş geldin. Küresel piyasalarda satış endişesi hala hakim. Bir miktar da tabii bu Fed'in önümüzdeki döneme ilişkin hani mutlaka bir 75 bas puanı da görürüz endişesi devam ediyor. Yarın tabii net olarak anlayacağız, göreceğiz. Hala 75 bas puanın yüzdesel olarak çok yüksek fiyatlandığını da hatırlatalım. Neler söylersin? Gözde merhaba, güzel bir akşam diliyorum. Çok jenerik bir söz öbeği, gergin bekleyiş sürüyor. Neden? Çünkü biz günlerdir, aylardır enflasyonu konuşmaya devam ediyoruz ama merkez bankalarının para politikası tarafında, ekonomi yönetimlerinin de bilhassa makro iktisadi anlamda önce ekonomik aktivitenin devamı, sonra da ya da önce enflasyonla mücadele, sonra ekonomik aktivitenin bir şekilde devamı konusunda hem kafa karışıklığı hem de almaya çalıştığı önlemler farklılaşsa da aynı noktada birleşse de devam ediyor. Ben bırakılan yerden devam edeyim. Az önce de vurgulandı. Biz Fed'in ne yapacağını bekliyoruz ama
Fed'in ne yapacağına dair Fed'in başta kendisi olmak üzere takip ettiği sinyaller gelmeyi sürdürüyor. ABD'den üretici fiyatları ile ilgili veriyi karşıladık. Önce buraya bakalım. Üretici fiyatlarında Fed'i senin bahsetmiş olduğun belki çok daha cüretkar adımlar atması yönünde belki de teşvik edici bir sinyal daha geldi. Nitekim 6 aydır Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici fiyatlarının yıllık artışının çift hanelerde seyretmesine şahit oluyoruz ki aşağıda mavi renkte görülen tüketici fiyatları çift hanelerde olmasa da birçok ülkede Euro bölgesi de dahil olmak üzere 40 yılın 30 yılın zirvelerinde artık biz tüketici fiyatlarında yukarı yöndeki seyrin çift hanede olmasa da bundan öncesinde çok alışık olunmayan seviyelerde seyrin görmeye alıştık. Bir yandan bunları hazırlarken bir yandan da gözüm Ipsos'un araştırmasında Türkiye'deki kira artışlarının ücret artışlarının çok üzerinde kaldığına dair bir veri vardı. Biz üretici ve tüketici fiyatlarında teknik bir takım konuları, rakamları konuşuyoruz ama dünyanın çok çok büyük bir çoğunluğuna tekabül eden insan hayatlarının genel itibariyle genel yaşam koşullarının da her geçen gün aşındığına şahit oluyoruz. ABD'de de üretici fiyatlarındaki görünüm tüketici fiyatlarında çift hanelerde olmasa da gelecek aylarda üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına yansıması muhtemel bir sinyali vermiş durumda. Aylık çubuklarla da yukarıda görüleceği üzere üfe rakamı da 0,4'ten 0,8'e yükseldi gözde. Burada tabii en öne çıkan konu enerji tarafındaydı. Ürün fiyatlarının neredeyse %60-70'inin arttığını görüyoruz. Enerji fiyatlarının artışı da burada ön planda kalmaya devam ediyor. Gıda ve enerji hariç çekirdek üfede %8,3. Bunu da hatırlatıp ikinci grafiğimize geçelim. İkinci grafiğimizde yine üfe ve tüfe özelinde bakmaya devam edeceğiz. Çünkü burada özellikle üretici fiyatları üzerinde büyük baskı oluşturan taşımacılık maliyetlerinden söz edeceğiz. Burada aslında iyimserlik birkaç aydır 2022'de var ama önceki yıllara göre baktığımız zaman mukayeseli olarak 10 yıldır belki de görülmemiş ama 2021'in başından itibaren yükselişteki burada 3 farklı bölgeden bakıyoruz. Dünya, Amsterdam ve Los Angeles deniz taşımacılığı maliyetlerinde gevşeme var ama yine de 10 yıllık kıyasla baktığımızda son 2 yılda gelmiş oldukları seviyeler halen çok yüksek. Bu da az önce vurgulamaya çalıştığım üretici ve tüketici fiyatları üzerindeki baskının halen çok da dinmemiş olacağına işaret ediyor gözde. Peki önceki deneyimler dünya ekonomisinde Amerika gözüyle bakarsak neler ifade ediyor? Üçüncü grafiğimizde de çekirdek tüfe ile çekirdek manşet tüfe arasındaki farka bakacağız. Özellikle burada tüketici tarafında yükün sırtlanması noktasında çekirdekle manşet arasındaki farklılık Amerika Birleşik Devletleri deneyimiyle baktığımızda kırmızı renkli resesyon dönemlerinde yukarı yönde bir seyir izliyor ki bakıldığında şu anda yine çekirdekle manşet arasındaki farkın yukarı yönde o belki de psikolojik sınır olarak niteleyebileceğimiz çizginin üzerinde seyrediyor. Fed'in alacağı aksiyon ekonomik aktiviteyi durma noktasına getirir mi diye tartışıyoruz ama aksiyon alınmazsa da şu anda karşımızda duran manzara geçmiş deneyimlere oranla daha riskli bir seviyeye geçmiş vaziyette. Son olarak piyasa tarafına değinelim. Hangi yara hangi vadede sarılmış? Hem S&P hem de MSCI Dünya Endeksi gözüyle bakacağız gözde. Grafiği yakınlaştırırsak daha net görülebilir. Burada özellikle dotcom ve 11 Eylül saldırılarının olduğu dönemde 638 günde %50'nin üzerinde düşüş yaklaşık 1200 günde, 1165 günde toparlanmayla telafi edilebilmiş. 2008 küresel finans krizi 352 günde %58 düşüş, yine 1000 günün üzerinde toparlanma. En hızlı toparlanma Covid-19'da 23 günde %35'lik düşüş yaklaşık 103 günde toparlanmayla gerçekleşmiş. Şu anda tam ortasındayız. Yaygın ve kalıcı enflasyon 111 günde %20'nin üzerinde düşüş MSCI Dünya Endeksi ve S&P'nin üzerindeki baskıyı anlatır vaziyette. Bundan para politikası, ekonomi politikası ve piyasaların tepkisiyle ne kadar sürede toparlanacağız, ne kadar sürede toparlanma bilançosu çıkacak karşımıza hep beraber takip edeceğiz. Özetle gözle yarın Fed'i bekliyor olacağız. Fed'den çıkan sinyaller bize yeni piyasa görünümleri ve en azından kısa vadede 2022'nin devamı adına önemli fikirler verecek. Kesinlikle Çağlar, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için.
Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kısa bir ara verelim, aranın ardından devam edeceğiz. Kapanışa doğrudan herkese tekrar merhaba efendim. Kısa bir aranın ardından Serdar Pazı stüdyomuzda para piyasaları müdürümüz Serdar, hoş geldin. Merhaba. İyi akşamlar. Sen tabii sabahtan bu yana anlatıyorsun ama detaylarını tekrardan rica edeceğim senden. Tabii. Çünkü Merkez Bankası zorunlu karşılık hamlesiyle birlikte biraz daha bankaları uzun vadeli tahvillere yönlendirmiş oldu. Bugün evet. Tahvil fiyatlamalarında da ciddi anlamda birazdan ekrana da getir yönetmemiz Umut ama orada da geri çekilme olduğunu gördük. Evet. Zaten bir süredir hani faizlerin yukarı gittiğini, yabancı sahipliğinin azaldığını vesaire konuşuyorduk ama burada esas amaçlanan nedir sence? Evet, yani şimdi tabii enflasyonun yukarı yönde gelmesi, liradaki değer kaybı, CDS riskimizin yukarı gelmesi, yabancı yatırımcının saklama payının %2'nin altına gelmesi, yani toplam bakıldığında yabancı yatırımcının işte teminatlarda bulundurduğu uzun vadeli repo sözleşmeleri vesaireyle beraber hepsini toplasak 3 milyar doların altında TL tahvildeki pozisyonlanması, bu tarihin en düşük seviyesi. Diğer taraftan belirli ölçüde uzun vadeli borçlanmayı desteklemek ve biraz daha hazinenin borç yükünü azaltmak adına ve Merkez Bankası'nın çeşitli toplantılarla dile getirdiği liralaşma stratejisi kapsamında bir takım teminatlandırma yöntemlerine değişikliklere girilmişti. Geçtiğimiz haftalarda Nisan ayının sonundan başlayarak Mayıs ayında da detaylar gelmişti. İşte bunlar neler? İşte tüfe endeksi ya da değişken tahvil faizlerini nispeten teminata konu alırken daha yüksek bir iskonto oranı, yani onlardan boş alan yeri de büyük ölçüde sabit kuponlarla doldurma. Merkez Bankası'nın düzenlediği doğrudan alım ihaleleri pazartesi, çarşamba ve cuma genelde 3 tahvilde açılıyor ve işte 200'er 300'er milyon bakıldığında arz tarafında azaltma bu yaratıyor. Özellikle 2030 vadeli tahvil üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Bunlardan sonra bugün de yabancı para için bulundurulması gereken zorunlu karşılıkların TL tahvil olarak da bunlar karşılanabiliyor. Burada bulunabilecek tahvillere ilişkin bir vade kısıtlaması söz konusu değildi şimdiye kadar. Burada bir işte minimum vadesine en az 4 yıl kalmış, 5 yıl ve daha uzun süreli ihraç olmuş tahviller gibi. Bu da tam aslında bakıldığında bugün için Haziran ayı borçlanma programının son ihracı olan 5 yıllık sabit kuponlu tahvilde çok kuvvetli bir talebe neden oldu. Yüklü bir satış yapıldı. Yani toplamda Haziran ayı için yapacağı borçlanmanın tamamını aslında burada bir kez daha yapmış oldu. Yani toplam yapması gereken borçlanma miktarını bayağı aştı. Ama tabii bankaların da bu yeni düzene ayak uydurabilmesi adına önemli ölçüde bu taraftan bir tahvile ihtiyaçları var ve hani ihale haricinde de gün içi işlemlerle birbirlerinden ya da başkasından bunu temin etmeleri de zor gözüküyor. Çeşitli hesaplamalar var, 40-50 milyar civarı bankacılık sisteminin orta uzun vadede bir ihtiyacı olabilir diye ZK'lara karşılık. Tabii bankadan bankaya da değişebilir bu. Diğer taraftan hani faizlerdeki yaşanan bu sert geri çekilmenin, yani haftanın başında ki geçtiğimiz hafta 2 yıl ve 10 yıllık tahvil ihraçları vardı, %22'ler 23'ler nispetine gerileyen tahvil faizleri şu an 18'lere 19'lara geriledi. Bu da hani hali hazırda TL varlıkları bir miktar daha azaltmak isteyen yabancı yatırımcı açısından da bir fırsat sundu. Yani şimdi de o boyutunu da söylemek gerekiyor. Dolayısıyla genel olarak bakıldığında işte teminatlandırma noktasında liralaşma stratejisi kapsamında uzun vadeli borç yükünü azaltmak noktasında işte bankalara bu şekilde bir düzenleme getirilmiş oldu. Evet, biraz bankacılık endeksine satış getirdi tabii bu. Evet. Dolayısıyla hani işin o kısmını da atlamayalım. Yani bugün endeks aslında pozitif, hatta biraz hani BIST 30 şu anda negatife döner gibi ama bankacılık endeksine, ama zaten uzunca bir süredir hani bankaların negatif ayrıştığı ortamı sürdüğünü de söylüyoruz yani. Şimdi tabii bu haftanın en önemli gündemi bizim için de yarın Fed'den gelecek olan o açıklamalar olacak. Halen daha piyasanın 75 bas puana yakın olduğunu biliyoruz. ÜFE açıklandı. Orada da halen ciddi bir soğuma göremiyoruz ama istersen verinin detayını biraz konuşalım. Evet, yani üretici fiyat endeksi bakıldığında çift hanelerde gelmeye devam ediyor. İşte bu ÜFE, TÜFE makasının devamı, genişlemesi vesaire, şirket karlılıkları üzerinde
bir baskı unsuru da yaratabileceğinden o tarafta da ciddi şekilde takip ediliyor. Tabii hani orada aradaki fark bakıldığında hani bizdeki gibi işte bizde bir tanesi 70'lerde öbürü 120-130'larda hani o kadar keskin bir farktan söz etmiyoruz ama yine de tabii orada da farkın devam ediyor olması önemli. İşte önceki periyotlarla kıyaslanıyor. 2008'de nasıl olmuştu? İşte 99-2000 krizinde nasıl olmuştu? Hı hı. 2018 en son bakıldığında Fed'in bilançoyu küçültmeyi denediği ve işte faiz artırımlarını sonlandırdığı o son çeyrekte de S&P bir ayı piyasasına girer gibi yapıp tekrar toparlanmıştı. Pandeminin başındaki süreçte yani yakın zamanda geçirdiği piyasanın yüksek volatilite türbülans dönemleriyle kıyaslanıyor ciddi şekilde. Tabii hani Fed tarafından 75 bas puan gelmesi hani merkez bankacılığı iletişimi anlamında şu ana kadar hiç bunu destekleyen nitelikte bir argüman, bir konuşma gelmedi. Hatta hani 75 şu an itibariyle masada değil diye yani en son bizim tabii bunun üzerinden de birkaç veri geçti yani en azından Amerika'da enflasyon verisinin kalıcı şekilde yani TÜFE'den bahsediyorum. Manşet rakamı 8'lerin üzerinde bir süre daha kalacağı anlaşıldıktan sonra hani Fed daha agresif olur noktasında ama ben hani piyasanın Fed'in en sonunda piyasaları getirmek istediği noktaya hali hazırda hızla geldiğini o yüzden belki hani Fed'in de bu tabii bir hani oyun teorisi gibi yani bir taraf bir reaksiyon veriyor ondan sonra işte karar verici o reaksiyona göre daha da piyasaları bozmamak adına belki bir miktar yumuşatıyor. Yani şu an çok hani böyle kararın verilmiş olduğunu ben düşünmüyorum. Daha ziyade hani 75'te 50 bas puan arasında çünkü piyasalarda hani ayı piyasasına doğru giderken Fed'in daha hızlanan bir faiz arttırımı yani önceki ayı piyasalarına ilişkin geldiğinde Fed'in verdiği reaksiyonlarla şimdi kıyaslandığında hani 50 bas puan arttırım bile bakıldığında kuvvetli bir hamle bunu birkaç kere tekrarlayacağı tahmin ediliyor. Yani hem bu toplantıda hem Temmuz'da işte ondan sonra 6 hafta sonra Eylül toplantısı var. Onlar da bu şekilde devam ediyor ama piyasa şu an hani 75 bas puan yapıldı. Yani şu an 50 bas puan gelse bu güvercin bir adım olarak nitelendirilir. Borsaları hatta belki bir tepki hareketi falan söz konusu olacak. Hani iyice yani ben 100 bas puan bile arttırım olabilir buna %10 ihtimal veriyorum falan gibi. Hani saygın yatırım bankalarından saygın ekonomistlerin stratejistlerin yorumlarını takip ediyorum. Burada da bir şöyle yani geçtiğimiz yılın sonunda özellikle son çeyrekte Fed varlık alımlarını çok geç sonlandırmakla yani enflasyonu körüklemekle, enflasyonu geçici koyduğu teşhisin son derece yanlış olduğunu çok geç farkına varmakla eleştiriliyor. Şimdi o artık Fed geride kaldı, beklentileri yönetemiyordan hani bir ön adım almak adına agresif bir adımla işin içine gireceği ve hani bunun da 75'te ancak mümkün olabileceği bayağı satın alınmış durumda. Ama hani birkaç veri sonra da istihdam piyasasında bozulma, işte konut fiyatlarında yani mortgage tahvil faizleri bakıldığında öyle yendirilir gibi değil. %6'ların üzerinde yani konut refinansmanı Amerika'da hane halkının refahı açısından çok önemli bir gösterge. O yüzden hani birkaç arttırım sonrasında da o kadar kolay değil işler. Yani ama o kadar eleştiri yapılması da çok haksız değil herhalde. Çünkü evet. Zamanında değil mi piyasaya o kadar likiditeye boğulduğunda. Evet. Hani biz de burada konuşuyorduk yani iyi güzel de hani acaba bu pandemiden çıkış nasıl olacak diye. Kesinlikle. Dolayısıyla hani önümüzdeki dönemde de biraz o işte enerji maliyetleri tarafı çok hakikaten belirsiz. Bugün işte Fatih Biroğlu açıklamalar yaptı yani yeni enerji yolları belirleniyor dedi. Ülkeler evet. Artık kendi stratejilerini buna göre belirliyor dedi ki Avrupa'daki zaten enerji krizi başlı başına bir ders alınması gereken herhalde unsurdu. Bu arada bugün orada da ciddi bir sıçrayış yaşandı. Onu da unutmayalım. Dolayısıyla hani riskler böyle. Şimdi ben dolar endeksinin biraz hani güçlenme temasından devam etmek istiyorum. Evet. Çünkü hani evet dolar endeksi 105 ama bu arada mesela işte bakıyoruz hakikaten pound dolar tarafında ciddi bir hareket oldu. Uzunca bir süredir zannediyorum 1.20'leri görmemiştik değil mi? Evet yani tabii işte yani enerji konusunda çok kısa değinmek gerekirse yani Avrupa'nın Rusya'ya karşı böyle bir yaptırım uygulama yani ben enerjiyi başka taraftan temin edeceğim işte LNG'yle vesaire ama Amerika'daki yangın hani o LNG tedariki noktasında da bayağı sorun yaratıp yani şimdi hem resesyon fiyatlaması varken hem enerji fiyatlarının burada olması hem S&P Amerika'da majör endeksler ayı piyasasında yani %20'den fazla kayıplar varken tahvil faizlerinin de böyle 10-15 yılın zirvesine gelmesi hani çok bir arada yenilir yutulur gerçekten yani hazmı kolay gelişmeler. Dolar endeksinde 20 yılın zirvelerine yakın seyretmesi. Sterlin de senin de bahsettiğin gibi yani son toplantılarda gelen sürekli arttırımlara rağmen hani bir türlü çare olamıyor ve hani 1.20'lerin altında da işte o hatırlanacağı üzere işte Brexit sonrası dönemde böyle bir hani flash crash diye adlandırılan hani bir anda ciddi şekilde aşağı yönde opsiyonların tetiklenmesi, zarar kes işlemlerinin devreye alınmasıyla beraber
daha sert hareketler söz konusu olabilir. Yani şu an merkez bankalarından beklentiler hakikaten karşılanması oldukça güç seviyelerde. Yani örnek vermek gerekirse bundan bir yıl sonra Amerika'da faizin 4'e, işte Avrupa'da 2'ye 2,5'lara, İngiltere'de benzer şekilde, İsviçre'den bile ki hani para biriminin aşırı değerlenmesini engellemek adına -0.75'te tutuyor. İsviçre frangını daha değersiz kılmak ya da daha fazla değerlenmemesini adına. Onun bile faizleri birin üzerine taşıması bekleniyor. Yani hani her taraftan bir inanılmaz faiz arttırım beklentisi, inanılmaz bir kabul görmüş durumda. Japonya biraz konunun dışında bu arada değil evet, mi? Evet, o Japonya'da yani yeni değersizleştirmek, işte ekonomiyi canlandırmak, resesyondan çıkış adına sıfıra yakın faiz politikasını, uzun vadeli tahvillerde sınırsız alım. Yani o da çok sürdürülebilir bir durum değil. Yani dünyanın 1 ve 2 numaralı ekonomisi, hani Çin'i de işin içine koyayım. Hani Çin'de de likidite desteği, işte zorunlu karşılık adımları, tedbirler vesaire. Yani Uzak Doğu Asya'yla da hani gelişmiş ülke majör merkez bankalarının bu kadar ayrıştığı da bir dönem olmamıştı. O yüzden hakikaten yani merkez bankalarının da işi zor, varlık yöneticilerinin, büyük yatırım fonlarının yönetenlerinin de işi oldukça zor. Yani tarih böyle Powell'ı hakikaten anabilir yani. İyi de kötü de orasını bilmiyoruz ama evet. Yarın ne dese piyasalar açısından bir miktar rahatlama getirir. Yani ya da şunu diyebilir mi sence? Hani biliyorsun Avrupa Merkez Bankası tarafından o kadar aslında şahin mesajlar beklenmezken Lagarde çıktı. Evet. Dedik ki gerekirse daha da işte faiz artırırız. Hani evet. İlerisi var bunun diye sinyali verince epey bir böyle hani piyasalarda bir sirkülasyon olmuştu. Şimdi acaba Powell tarafından da hani tekrar böyle bir gerekirse biz de buradayız vari daha böyle evet. Şahin açıklamalar gelir mi dersin? Yani hikayenin önünden satın alınmasına Avrupa çok iyi bir örnek. Çünkü hani Avrupa daha varlık alımlarını hani yeni sonlandıracak. Evet, faiz evet. Arttırımı yani bırak -0.50 faizde Temmuz şu an. Temmuz diyelim değil mi? Faizi. Yani Temmuz'da beklenti. İlk arttırım bekleniyor. İşte 2.50 yapar mı üst üste yani -0.50'den önce 0'a sonra 0.50'ye çıkar mı diye. Ama daha bunların hiçbiri yapılmadan İtalya'da 10 yıllık tahvil faizi %4'ün üzerine çıktı. Bu 2014'ten bu yana en yüksek seviye. E şimdi Alman tahviliyle aradaki spread yani İtalya'da bütçe dengesini bakıldığı zaman mali piyasaları tehdit eder seviyelere geldi. Bu borç yükünün altından işte İtalya, İspanya daha periferi ülkeler nasıl kalkacak? O yüzden hani orada da işler kolaydı. İşte İngiltere ekonomisi de mesela hafta başında daralma verisiyle başladık. Yani ekonomik aktivite böyle faiz arttırımlarını çok kolay kaldırabilecek, hazmedebilecek bir noktada değil. Yani iş gücü piyasası Avrupa, İngiltere, Amerika biraz ayrışıyor oradan. Yani Fed biraz daha dediğinin arkasında durup en azından 2-3 arttırımı rahatlıkla yapabilir. Ama Avrupa'da hani birkaç çeyreklik yani teknik anlamda resesyona girdikten sonra çok zor yani politikacıların bunu halka, seçmenlere aktarabilmeleri. Evet, neticede enerji krizi devam ediyor ve üstüne bir de enflasyon çok yüksekken faiz artıracağız diyen bir ECB'den bahsediyoruz. Evet, kesinlikle. Yani bu iş nasıl bir o hard landing dedikleri sert iniş değil de yumuşak iniş olacak Amerika tarafında da göreceğiz dediğin gibi. Çok teşekkür ediyorum Serdar aktardıkların için. Bloomberg.com'dan çıkanlarla devam edeceğiz. Ipsos tarafından yapılan araştırmaya göre ev sahiplerinin %35'i kiracılarından yasal artışın üzerinde artış istedi. Her 10 kişiden 3'ünün kiracı olduğunu beyan ettiği araştırmaya göre bu kiracıların %73'ü fazla artışı kabul etmek zorunda kaldı. İngiltere'de hükümet Brexit anlaşmasının parçası olan Kuzey İrlanda protokolünün tek taraflı değiştirilmesini öngören yasa tasarısını parlamentoya sundu. Tasarı Birleşik Krallığı oluşturan İngiltere, Galler ve İskoçya'dan Kuzey İrlanda'ya giden malların gümrüğe tabi tutulması zorunluluğunu büyük ölçüde kaldırıyor. TÜİK, sinema ve gösteri sanatları istatistikleri 2021 araştırmasını yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2021 yılında 2020 yılına göre %11.1 azalarak 2398 oldu. Global biyoteknoloji şirketi GlaxoSmithKline 60 milyon dolarlık yatırımla hepatit ve HIV ilaçlarını Türkiye'de üretmeye başlayacağını duyurdu. Farmaktif ilaç işbirliğiyle yerli üretime başlayan Glax, bu yatırımla Türkiye cirosunun yaklaşık %70'ini Türkiye'de üretir duruma gelmeyi hedefliyor. Noktalıyoruz burada efendim. Az sonra günden kalanlarıyla tekrar karşınızda olacağız. Abdurrahman Yıldırım konuğum. Bir yere ayrılmayın.